Evet dostlar, merhaba. Bugün ayak değişimi yapıyoruz. Yine tandemimiz 15 tonluk. Hani hayırlı olsun. Yeni pistonluk bulduk ve 15'li nohut mimzeri aldık. 125 için. Kasamız bu şekil. Kasayı çıkaracağız. Ondan sonra dışarıda kapıda matrisimiz var. Matrisi takacağız. Ayaklarını değişeceğiz. Sonra tarlada görüşmek üzere. Kısa bir değişim videosu da çekeriz. Evet dostlar, şimdi matrisi takacağız. Zaten önümde birkaç engel var. Onları çekeceğiz. Sonra nizibi takacağız. Nizibin ayakları daha ilerliyor herhalde. Şunu şuradan bir kaldıralım. Evet, geliyoruz birazdan. Evet, yanaştık şu an. Sen çek elini, ha, otur. Tamam. Zıpla bir. Orada değil, gaz ayarında zıpla. Tamam, temiz. Orada otur herhalde. Otur, otur, o atar. Oturdu o zaten. Evet. İyi bittir. Daha yeni olduğu için boyalı tutuyor biraz. Şirinliğinde kırılmaz. Elini sıkıştırma. Evet. Ne kadar ağır lan? Ver 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 ver. Ver ver ver. Üste tak, üste tak. Şeye takacağım, oynana takacağım. Yok yok. Oynar mı? Oynana tak yok ya. Tamam. Düşürme şeyi. Yok. Dur. Az uzak. Çekil bak. Şunu bir attır dayı. İşimizi şeye alalım. Bir elinle yavaş yavaş kaldır da fazla kalkarsa çamurluğu falan kırar. İşte dur. Bir az bir şey kaldır, biraz ileri varayım. Evet dostlar, taktık şu anda. Maddesi hiç takmadığımızdan bize bilmiyoruz yani ne olup ne olmayacağını. Tamam, kaldır. Geniş açıyor abi. Geniş de zaten abi. Tamam. Şimdi biraz dışarıdan çekelim. Evet dostlar. Matrisimizi taktık. Ayakların çoğu gidik. Onları değiştireceğiz. Arkasına orijinal merdiveni alacaktık, matrisin. Tamam. Bunun şasisi biraz inceymiş. Tek merdiven alıyormuş. O yüzden şey yapmadık, işte merdiveni alacaktık ağır olsun diye. Gel gel. Şöyle gel. Ha. Gel. Farklı bir olay ya. Jönderedir. Tırımız yolda. Gübre videomuzda gelecek. Hangisi önce gelir bilmiyorum. Ama gübre makinemizin bir sıkıntısı var. Kırık. Gördüğünüz gibi. Bizimkiler bağlamayı unutmuş, kırmış. Değişime başlayalım arkadaşlar. Şunların çoğu gidik. Gördüğünüz gibi bir şey kalmamış ayakta. Şuradan sıfır ayaklarımızı getirelim.
Aynen. Hava çok sıcak. Değiştirirken de açarız videoyu. Evet. Havalı şeyimiz var bizim. Bunları sokuyoruz. Bazen zor da çıkabiliyor. Çünkü çok uzun zamandır yattığı için. Ya bu kulluk şey. Kulluk şey işi hiç belli olmuyor ya. Ağzında kalıyor filan. Ayaklarımızın da aldığımız adam yanlış yapmış. Şu köşeler şeyle bizim duvar girmiyor. O da çıktı. Evet, bu da temiz. Şu ayakların şeyi farklı. Bunlar nasıl olmuş? Numarası farklı. Onlar küçük az. Şunu şey yapamadık. Buna biraz mazot sıkmıştık. Bekliyoruz. Şey yapsın diye. Ayaklarda zaten adam bir şey demeyeceğim ya. Bu şekilde dostlar. Devam. Evet dostlar, tarlamıza geldik. İsmail ile biz, John Deere. Kanalımıza abone olup bize destek vermeyi unutmayın. Deere'in 3'ü, 4'ü çekiyor 15-16 devirde arkadaşlar. Maddesi 17'li. Bunda hiç videomuz yoktu YouTube'da. İlk videomuzu John amcayla çektik. Hiç yoktu değil mi? Aynen. Şu an bir 50 dönüme girdik. Üst tarafları temizledik şu an, parçasındayız. İlk başta da hatırlarsanız ayak değiştirmiştik. İşte köyde işler başladı, ne yapacaksınız yavaş yavaş. Piyasaya girdik. Evet, derinliğimiz süper ha. Arkadaşlar, görüldüğü gibi 24 bediyor Necmi. Direkte tarla içinde bir iki, üç tane direk var. Şunlar niye demir, bunlar şey derseniz. Yıkıldı. Yıkıldı. Bir tar yağmıştı geçen sene. Ondan dolayı yıkıldı arkadaşlar. Onlara direkt şey diktiler. Buralara napı dikilecek. Kazayalarını çekiyoruz bakalım hayırlısı ile. Şuradan bir yer daha yaralım da az da şöyle şişirelim. Şunları uzat balda. Genişliğini gösterir. Ya 5 metre ya 4.90 kazaya değil mi? Aynen. Bakarsınız. Millet 130 beygire 13 takarken biz bunu 125 beygire takıyorduk. Orada da yanlış olmasın yani. Ha şimdi bu geldi, buna şey yaptık. Bu da bakımı yaklaştı. 100 saate yaklaştı. Yani bakım olmak üzere. Bizim bir önceki videomuz 100 saatti de o yakın olduğundan öyle paylaştık. Yani 90 saat diyemezdik. Değil mi İsmail'cim? Tav güzel. Dağlarımızda birazcık daha dağlar var. Domuzlar gelmiş. Eşiyorlar bayağı tanıkları. Güzel gidiyor 10 km hızla falan. Daha da hızlı gidiyor da biz gitmiyoruz. Gerek yok. Evet dostlar. Bir aşağıdan çekelim dedik. Gördüğünüz üzere. Matris Titan 17'li 3 sıra. Arkasına merdanesi var. Yalnız bunun şasisi inceymiş. Yani tek sıra merdanele takılıyormuş. Çift sıralı alacaktık. O yüzden kaldı yani. O da pek iş görmez diye. Tırmık tarzı bir şey yaptırmayı düşünüyoruz. Şu şekilde. Dün Schreider Herk ettik. Şu siyah duran yere. Onun altında bir de şurada her ettik. Konuşamadım. Şöyle gelsin, bir de yakından çekelim. Toprağın tavuğu güzel. Nohut yeri hazırlıyoruz. Böyle bir hafta falan dinlendirip ekmeği düşünüyoruz. Vakti geldi.
Çekirdeğe daha var. Çekirdeğe engellilerini hazırlamayacağız. Biraz bekleteceğiz. Şu aşağıda gördüğünüz bölümlerin hepsi de mısır tarlalarımız. Yani tek parça sayılır yan yana. Şöyle gördüğünüz gibi gelsin. Ona da içeriden çektirdim. Birleştirelim. Yapabilirsek, becerebilirsek. Bu işleri daha tam yapamıyoruz. Böyle birleştirelim. Şöyle gördüğünüz üzere. Motorumuz şu an 140 beygirde C'de çekiyoruz. Öyle söyleyeyim. C takviyesinde. C'nin dördünde, C'nin en sonunda çekiyoruz. Hani daha da şey olabiliyor. D'de de gidiyor. Yalnız D'de gidince şöyle bir şey var. Beygir yükseltiyor. Beygir artışa geçiyor. O yüzden C'de çekiyoruz. D'ye attığımız zaman daha hızlı, daha seri gidiyor. Ama beygir yükseldiği için yakıt da artış yapıyor. O yüzden yükselip beygirde kullanıyoruz. Malzeme küçük. Geliyor biraz. 125'e ideal yani. 125 rahat çekiyor. Böyle fıllık çizmeleri olmazsa olmaz. Çok derin atıyoruz ya. Nasıl diyeyim şöyle. Bayağı derin. Böyle ekinlerin boyutunu gösterelim. O gelene kadar. Ekinler bu şekilde biraz küçük. Yapacak bir şey yok. Zaten yer de iyi değil gördüğünüz gibi. Hep taş, taşın içi. Taş çok maalesef buralarda. Buraları zaten yani izlenebilir. Kaman'ın sulama bölgesi. Kaman stüpüsü orada. Gördüğünüz gibi şöyle yeşil kuyular var. Görüküyor mu bilmiyorum. Oralardan sulanıyor. Bölge bölge herkesi elektrik parası ödeyerek sulayabiliyor. Yani kuyu kira parası falan vermiyor. Ama yabancı kişilere kese veriyor. Yani kendi köyümüz veya karşı köyler vermiyor. Şöyle geldiğiniz gibi biraz yavaş kullanıyoruz. Yani kazaya için ideal bir hız. Öbür türlü kendi beygirini yükseltiyor. Ekranda belli oluyor. Yükseltiyor. İçeride geçelim. Yanımıza da bir tane ayak aldık. Ne olur ne olmaz diye. Kaşa denk geliriz diye. İçimizi sağlam almalıyız. Ekinler de güzel maşallah. Evet. Gübre atacağız da gübre gelmedi. Tarımız yolda. Bir tür ürün aldık. Çekici falan gözüküyor. Yakıt dediğim gibi yakıt hakkında bir şey diyemeyecek. Dediğimiz gibi C takviyesini kullanıyoruz. D'ye attığımız zaman beygir arttırıyor. Daha fazla hızlı gidiyor, gerek yok. Çekmem demiyor ama biz biraz yavaş kullanmayı tercih ediyoruz. Yani yavaş kullanmak... 10 km hızla gidiyoruz, vay yeter yani. Yani ideal bir hız. Çok da fazla batıyor. Her gün olduğu için derine aşırı fazla batıyor. Şasiye kadar gömüp bir şey yaptığımızda şaşırdık yani. Matris diğer gaz ayarlarına göre daha çok gidiyor yani. Diğerleri daha fazla yaktırıyor gibi. Üç sıralı bir başka ya. Mesela kulak cismini tek de kapatabiliyor. Ama biz nizip de kapatamıyoruz. Nizip uğraştırıyor. Ve yığıyor. Otlu yerlerde falan kesinlikle tavsiye etmem. Otlu yerinizi açtan almayın. Matris alın daha iyi.
Evet, görüldüğü gibi. Her yeri ki maşallah. Neyse dostlar, kendinize iyi bakın. Bir videomuz da bu kadardı. Yeter yani. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın.